Dede, Mürşit. Görev itibariyle Hazreti Muhammed, Hazreti Ali ve Hacı Bektaş-ı Veli'yi temsil eder. Cem Erkanı başkanlığını yapar, ikrar alır, nasip verir. Cenaze namazı kıldırır, müsahipliğe karar kılar, nikah kıyar, at takar. Rehber. Görev itibariyle İmam Hüseyin'i temsil eder. Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir. Mürşidin en yakın yardımcısıdır. Gözcü. Rehberin yardımcısıdır. Cem'in sessiz ve sakinlik içinde geçmesini sağlar. Cem'in bekçisidir. Çeracı. Delilci. Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar, mumları hazırlar. Zakir, aşık. Cem'de değiş, tevhid, mersiye, semah söyler. Özellikle de semah dönülürken Zakir'in söylediği deyişlerle yapılır. Ferraş, süpürgeci. Cem evinin sürekli temizliğiyle meşgul olur. Meydancı. Cem evinde semah yapacak olanları kaldırır, postları yerine dizer. Sofracı, niyazcı. Kurbanları tekbirlerle keser ve dağıtır. Gelen lokmaları alır ve dağılımını sağlar. İbrikçi. Cem'de dede ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar. Kapıcı. Cem'in ve Cem'e gelenlerin güvenliğini sağlar. Peykçi. Cem olacağını tüm canlara duyurur ve Cem evine davet eder. Sakacı. Cem evinde su, şerbet, süt ve benzeri dağılımını sağlar. Sema. Alevi Bektaşi Cemlerinde Cem'e katılanların manevi coşku halinde kendilerinden geçerek ilahi bir aşkla ayakta dönmeleridir. Alevi Bektaşiler evrende bulunan her şeyin döndüğünden hareketle Allah'a olan aşk ve sevgilerini semahla ifade ederler. Semah, okunan ilahilerin eşliğinde dil, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaksızın ellerini göğe doğru kaldırarak Hakk'ın tek olduğunu zikretmektir. Semah sırasındaki hareketlerin değişik anlamları bulunmaktadır. Semahın, nefsin, bencilliğin, menfaatçiliğin, ikiyüzlülüğün ve yaşama dair tüm kötülüklerin anlamsızlığını görüp, Hak'tan alıp halka vermek, paylaşmak gibi farklı anlamları vardır. Semah dönenler, dedenin oturduğu bölüme sırtlarını dönmezler. Bu bölüme geldikleri zaman yüzleri çerağa dönük ve boyunları hafif bükük geçerler. Razılık, kul hakkı. Cem başlamadan, Cem'i yöneten dede veya baba, orada bulunan tüm canların içinde birbirlerine dargın veya birbiriyle sorunu olan kişilerin olup olmadığını sorar. Dargınların sorunlarına çare bulunarak barıştırılır. Herhangi bir sebepten aralarında anlaşmazlık bulunanların anlaşmaları sağlanır. Cem'in yapılabilmesi için bu şarttır. Çünkü Cem bir sevgi ortamıdır. Kişisel ve toplumsal barış sağlanmadan temeli insan sevgisi olan bir ibadetin göstermelik olarak yapılmasının anlamı yoktur. Müsahiplik. Alevilerde yol kardeşliği anlamında kullanılır. Bu kardeşlik, kan kardeşliği, kan yolu ile akrabalık dışında kurulan sosyal toplumsal bir akrabalıktır. Kan bağına dayanan akrabalık, bir anlamda zorunlu akrabalıkken,
Bu türdeki akrabalık tamamen gönüllülük esasına dayalı bir akrabalıktır.